Toplam 1.3 kilo ağırlığındadır. En önemli özelliği başta bahsettiğim gibi ince bir yapıda olması, her türlü çantamıza sığabilmesidir. Aynı zamanda Intel işlemci kullanmakta, 2 GB RAM'e sahip olmakta ve 80 GB'lık hard diski vardır. Bu ürünün harici bir batarya kullanmamaktadır. Bataryası üzerindedir. Bu üründe donanım olarak EyeSight kamera kullanılmaktadır. Aynı zamanda diğer bir özelliği de ortamın aydınlığına göre klavye aydınlatmasını da kendi ayarlamasıdır. Yani ortamın aydınlığı azaldıkça klavyedeki aydınlatma artmaktadır. Diğer bir özelliğimiz de multi touchpad özelliğidir. Bu da parmaklarımızı touchpad'de kullanarak farklı işlemler yapabilme özelliğidir. Çıkışlarına gelecek olursak bilgisayarımızda bir tane ses çıkışı, bir tane USB çıkışı, bir tane de mini DVI çıkışı vardır. MacBook Air notebook'umuzda ayrıca DVD sürücü harici olarak kullanılmaktadır. MagSafe adaptör vardır. Bu bize adaptör kablomuza istenmeyen takılmalarda bilgisayarımıza ulaşabilecek zararları önlemektedir. Bu hafta sizlere tanıtacağımız ikinci ürün Toshiba L40-15Y model notebook'umuz. Ev kullanıcıları için önerdiğimiz bir notebook'tur. Üzerinde Core Duo işlemci var, çift çekirdeklidir. İşlemlerinizi daha hızlı yapmanızı sağlar. 1 GB RAM'e sahiptir, 120 GB hard diske sahiptir ve Intel'in GMA X3100 ekran kartı mevcuttur üzerinde. Donanım olarak da notebook'umuzda DVD sürücümüz vardır. Hem okuma hem yazma özelliğine sahiptir. Ayrıca üzerinde VGA çıkışı sayesinde diğer ekranlara görüntü aktarabiliyoruz ve projeksiyonla bağlantı kurabiliyoruz. Aynı zamanda wireless özelliği de vardır. İnternete kablosuz bağlanmamıza yardımcı oluyor. Bu notebook'umuzun en büyük özelliği ev kullanıcılarının bütün ihtiyaçlarını giderebilecek kapasitede ve fiyatının da ekonomik olmasıdır. Bu hafta size tanıtacağımız üçüncü ve son ürünümüz Casper Tablet PC'miz olacaktır. Bu notebook'umuzun sistem özellikleri dual core işlemci vardır üzerinde çift çekirdekli. 2 GB sistem belleğine sahiptir. 160 GB'lık hard disk mevcuttur. Donanım özelliklerine bahsedecek olursak notebook'umuzun ekranı 12.1 inçtir ve ekranımız kendi etrafında dönerek zemine oturabiliyor ve kalemi sayesinde de ekranımıza komutlar verebiliyoruz. Notebook'umuzda çıkış olarak da projeksiyon ve diğer ekranlara görüntü aktarmamızı sağlayan VGA çıkışımız, dijital kamera ve fotoğraf makinesinden bilgi alışverişi sağlayan fairway çıkışımız, aynı zamanda genişleme yuvamız mevcuttur. Üzerinde wireless vardır, interneti kablosuz bağlanmamızı sağlar. Optik sürücümüz DVD writer'dır ve USB çıkışları mevcuttur. Notebook'umuz özellikle iş dünyasında kullanılabilecek özelliklere sahiptir. Her an not tutabiliriz, çizim yapabiliriz, kroki hafızasına alabiliriz. Bu sayede iş adamlarına büyük kolaylıklar sağlayacaktır. But I ain't promiscuous, and if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock, and they be lining down the block just to watch what a guy. Yazılımla birlikte bilgisayar teknolojilerinin iki temel öğesinden biri olan donanım, uzmanlaşmayı gerektiren bir alan. Türkay Henkoğlu'nun yazdığı ve Pusula Yayıncılık'tan çıkan Modern Donanım Mimarisi, donanımla ilgilenenler için bir kılavuz niteliğinde. Bilgisayar teknolojisinin iki temel öğesinden biri olan donanım, üzerinde dikkatle durulması gereken bir alan. Ne yazık ki ülkemizde ileri düzeyde bilgisayar kullanan birçok kişinin basit bir sürücü problemini çözemediğini, iki hard diski birbirine bağlamayı beceremediğini,
Hatta kullandığı kendi bilgisayarının donanımsal özelliklerini bile bilmediğine şahit oluyoruz. Bu bilgi eksikliği hem maddi kayıplara hem de değeri giderek daha da artan zaman kaybına yol açıyor. Türkay Henkoğlu tarafından kaleme alınan Modern Donanım Mimarisi kitabıyla bilgisayarın tüm bileşenleriyle tanışacak, en yeni anakartlar, ekran kartları ve diğer aygıtları yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Kitabın bir bölümü de evde kişisel bilgisayar montajına ayrılmış. Bu sayede tek başınıza bilgisayar toplayabileceksiniz. Bu geniş içerikli kitapla bilgisayarınızın kasasını açmaktan çekinmeyecek, en yeni donanım bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebileceksiniz. Sanal alemdeki rehberiniz teknolojikten şimdilik bu kadar. Bugüne kadar yayınlanan tüm bölümleri teknolojinin web sitesinden izleyebilirsiniz. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi elektronik posta adresimize bekliyoruz. Bilgisayar ve internet dünyasındaki yeni gelişmelerle haftaya tekrar buluşmak üzere.